hiç yumuşatmaya gerek yok. Kripto varlıklarda çok sert düşüşler yaşanıyor. Başta Bitcoin hepsi perişan olmuş durumdalar. Ve hepimiz bu işten şu anda para kaybediyoruz eğer kriptoda yatırımınız varsa. Peki bu nasıl devam edecek? Neden bu oluyor? Bundan sonra neler bekliyorum ve nasıl davranmak lazım? Bu konularda sizlerle bugün sakin bir sohbet yapmak istiyorum. Öyle animasyonlar, grafikler vesaire göstermeyeceğim. Kendi görüşlerimi paylaşmaya çalışacağım. Sonra da sizin görüş ve yorumlarınızı alacağım. Aşağıya ne kadar yorum getirirseniz o kadar iyi olur. Birbirimizden de bir şeyler öğrenmiş oluruz. Hazırsanız sakin bir sohbete başlıyoruz. Şimdi öncelikle kripto varlıklarda olumsuz bir gelişme var mı fiyat haricinde? Yani bir yeni haber var mı? İşte bu hafta bir haber vardı Ruslar e, yasaklıyor madencinin diye. Yeni bir haber değil Ruslar Rus Merkez Bankası sık sık bu önermelerle gelir. Yani borsa loka korkutacak bir şey değildi. Bu bir negatif haber. Öte yandan pozitif yönde sürekli haberler var. Benim Twitter'dan takip ediyorsanız bunu düzenli olarak paylaşıyorum. Mesela daha dün borsa kan içerisindeken içerisindeyken dünyanın en büyük yatırım şirketi BlackRock. 10 trilyon dolar para yöneten bir şirket Bitcoin ETF için daha doğrusu blockchain ETF için SPK'ya başvurdu Amerikan SPK'sına. Çok kuvvetli şirkettir BlackRock. Devletle ilişkisi iyidir. Lobisi muazzamdır. Yani aslında Amerikan SPK'sı biraz daha az direne bir hale geliyor. Bununla ilgili daha evvel bir video yapmıştım Spot Bitcoin ETF diye. Bu başvuru bir Bitcoin değil genel blockchain ETF ama bir örnek olarak veriyorum. Onun dışında bu hafta Fidelity yine Amerikan en büyük yatırım firmalarından bir tanesi ki biz bu işe yatırım yapıyoruz. Twitter ve Facebook ve Instagram NFT ile barışık dünyalar yarattıklarını söylediler. Microsoft gitti Metaverse evreni için bir şirket satın aldı. Activision Blizzard'da 70 milyar dolar para harcadı. Metaverse büyük oyuncusu olacağız dedi. Ee, Güney Kore 5 yıllık stratejisini açıkladı. 5 yıl sonra Metaverse'in lideri nasıl olacaklarını açıkladı. Bu için 40 bin kişi yetiştirecekler. Yani olumlu haber akışı sonsuz. Buna karşın borsa bu olumlu haber akışına hiç ilgilenmiyor. Sadece düşmeye devam ediyor. Ve o olumlu haber akışını adeta makro ekonomideki endişeler yutuyor. Nedir makro ekonomideki endişe? Faizler daha fazla yükselir mi? Faizin yükselmesi demek çünkü Amerika'daki 10 yıllıkların faizin yükselmesi demek çünkü. Yüksek riskli işlere karşı yatırımcı iştahının azalması demek. Yani bir yerden faiz kazanmak varken ben bunu niye yapayım? Öte yandan bir de bu yüksek riskli işlerde hep böyle bir gelecek hayali satın alıyoruz. O gelecek hayalini bugüne geri indirirken nakit reskontlarında da kullandığınız paydadaki faiz oranı artıyor bundan. Bundan dolayı da düşüş hesaplanıyor. Yani ve bu hafta sırf kripto paralarda değil... Amazon'da, Netflix'te, Tesla'da yani bildiğiniz bütün baba teknoloji firmalarında da sert düşüşler var. Çünkü onların da da hepsinde bu gelecek beklentisi çok fazla. Gelecek beklentisi olumsuza dönünce ve faiz yükselip de reskontta, reskont faizine bu yansıyınca geriye doğru var. Maalesef bizim sevgili Bitcoin'umuz ve diğer kripto paralar kendilerini Nasdaq'tan bu çerçevede ayıramıyorlar veya Amerikan hisse senetlerinden onlarla paralel düşüyorlar. Bu 2020 Mart'ında Covid krizinde de böyle olduydu. Borsa sert düştü hatırlayın o gün. Bitcoin 10 binden 3 bin dolara dakikalar içerisinde gitmişti. Bu hep böyle yaşanıyor. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi yatırımcı gözüyle baktığın zaman genel yatırımcı sadece kripto değil ki. Öbür varlıklarda da varlar. Ve bir panik durumunda hepsini birden satıp nakite geçmeye çalışıyorlar. Bir de işte hani hep böyle hoşumuza gitti ya kripto varlıklara ne güzel kurumsal yatırım geliyor dedik. Kurumsal yatırım demek aslında gelenler yine yatırım fonları. E onlar da böyle bir durumda bütün portföylerini erimeyi durdurmak için her şeyi elden çıkarıyorlar. Yani panikten kurtulamıyoruz. O yüzden Amerikan borsalarındaki bu düşüş azalmadığı sürece kriptolarda ciddi bir iyileşme beklemenin gereği yok. Yani arada belli kriptolar yükselebilir. Bir gün inşallah kriptolar bu borsalardan kendini koparır onu umuyorduk ama gerçekleşmiyor. O zaman işler değişir. O güne kadar durum çok parlak değil açıkçası. Şimdi bu çerçevede peki Amerikan borsasındaki düşüş ne zaman duracak? Büyük soru tabii bunu kimse bilemez. Ama şu andaki görünüm biraz olumsuz. Çünkü Amerikan Merkez Bankası dedi biliyorsunuz 4 kere faiz atır, artırabilirim bu yıl. Bir de ben dedi bono satabilirim dedi. Onlar çünkü uzun zamandır bono satın alması yapıyorlardı tahvilleri. Bunları satarım deyince bir anda devlet tahvillerinin fiyatları indi, faizleri yükselmeye başladı. O ilişki öyle çalışır. O faiz yükselmesi de hala durmuş değil. Gerçi bu hafta çarşamba günü 1.90'da 10 yıllıklarda faiz zirvesi yapıldı. Sonra 1.77'ye doğru geri çekildi Cuma günü. Bir hafif bir duraklama var. Ama henüz borsa yatırımcıları bu duraklamadan emin değiller ve faizler daha da yükselebilir endişesi var. Bir de bu hafta biliyorsunuz Biden çıktı. Amerikan Başkanı dedi ki Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmesini çok destekliyorum dedi. Ben bu pek beklediğim bir şey değildi açıkçası. Çünkü Enflasyon düşürmek demek kısa vadede çok acı çekmek demek. E Biden bu ara yanılmıyorsam bu sene ara seçimler var ve e, onayı çok düşük Amerikan halkında. O da bu riski göze aldı artık. Yaşım ilerledi doğru olun yapayım enflasyonu bir yenelim esas büyük facia enflasyondur seçimlere koyver gitsin mi diyor bilemem ama. Bunu da yaptı. Bu da Amerikan Merkez Bankası'nın politik olarak da desteği arkasına alıp daha da sert oynayacağı endişelerini gündeme getirdi. O yüzden Perşembe ve Cuma günü özellikle borsalar kapanışa doğru resmen katliam yaşadılar. Ve bu katliam kriptolarda değil, Amerikan hisse senetlerinde yoğun gözüktü. Özellikle Nasdaq borsasında yani yüksek riskli olan şirketlerin bulunduğu pazarda bazı hisseler all time high'lara göre yani ulaştıkları geçen seneki en yüksek değerlere göre kabaca yüzde 60 gerideler. Bu bitecek mi? Bu hafta belli olur biraz. Yani insanlar bir yerde çünkü durup durur ya bu fiyatları artık yavaş yavaş alalım diyebilirler. Ya da düşüş derinleşebilir. Bundan emin olmak biraz zor. Bu için bakmanız gereken yer 10 yıllıkların faizleri. Orada yükselme devam ediyorsa durum pek iyi değil. Hatta şöyle söyleyeyim. Faizler sabit duruyorsa 1.77'de o bile kötü işaret olabilir. Onlarda bir düşme yaşamadığımız sürece durum tehlikeli. Yani o yüzden e, kripto kendini bu ana makro gelişmelerden ayıramıyor maalesef. Ve ana makro gelişmelerde çok olumlu bir işaret almadık. Eğer bu hafta Amerikan Merkez Bankası faiz artışını pas geçerse ve daha iyimser bir şeyler söylerse olay değişebilir. Ben bunu bekliyordum normalde ama Biden'dan da aldılar gazı Enflasyonun yenmeyi tercih edebilirler. Yani şöyle bir tercihte enflasyonu mu yenelim? Amerikan e, hisse senetlerini yüksek mi tutalım da enflasyonu yenmeyi böyle bir politik destekle de öne çıkarabilirler. Bu da bizler için pek iyi olmaz yatırımcı tarafında. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Yani eğer dediğim gelişmeler bu olumsuz yönde giderse ciddi bir ayı pazarına giriyoruz demektir. Ve uzun sürebilir bu ayı pazarı. Yani hiç bunun cilalamaya gerek yok. Ben çok fanatik bir yatırımcıyım biliyorsunuz. Ayı pazarı fikrini çok reddettim şimdiye kadar. 29 milyon indiğinde de reddettim. sonra haklı çıktım ama bu sefer çok emin değilim. Çünkü bu seferki gelişme bizden kaynaklanma. O zaman işte Çin yasaklıyorum diyordu falan. Hani kripto ile ilgili konuları konuşuyorduk. Şimdi makroyu konuşuyoruz. Makro biraz sıkıntılı. Ve bu makrodan kriptonun kendini ayırması ve kendine özgü bir yol çizmesi çok kolay değil. O halde ne yapmak lazım? Yani biraz sakin olmak lazım. Yani bu sorular tabii psikolojimizi yönetmek çok zor. Ben de zorlanıyorum açıkçası. Çok uzun yıllardır bu işi yapmama rağmen bu sert düşüşler insan etkileniyor. Ama böyle dönemler aslında bir bakıma zihni temizlik dönemi de oluyor. Ben de portföyüme bakıyorum. Bu portföyün içerisinde net olmayan yani geleceği hakkında net olmadığım şeyleri eliyorum. Birkaç yıldır yatırımcısı oldum veya bir sürü yatırımcısı oldum ve ciddi gelişme görmediğim şeyleri eliyorum. Mesela... Metaverse bana çok heyecan veren bir sağ. Orada da biliyorsunuz Decentraland'de arsam var ama yani aldığımdan beri bir gelişme yok. Fiyatta gelişme var. Fiyat gelişmesi pek O çok önemli değil. Gittiğimiz zaman o ülkede güzel bir şey yok. Yani çok büyük bir hareketlenme yok. Çok büyük bir heyecan yok. Ee, i̇şte yazılıma çok ciddi bir güncelleme gelmiyor. Yani kendisinde pek bir şey olmuyor. O tip şeylere biraz daha şüpheyle bakarım bu dönemde. Açıkçası yatırım yaptığım alanlarda gelişme istiyorum. Bitcoin'de gelişme var işte deminden beri anlatıyorum. Ee, Cardano'da gelişme var. Onları seviyorum. Yatırım tavsiyesi değil ama onları seviyorum. Sebeplerini daha sonra detaylılığına anlatabilirim. Ama gelişme olmayan şeylerden çıkarım. Tesla gibi çok güvendiğim, çok önde projesi olanlardan çıkmam. Ama daha uzun vadeli gördüğüm, mesela benim uçan araba yatırımlarım falan vardı. Onlara biraz daha şüpheli bakarım. Çünkü borsa onları daha sert değerlendiriyor. Yani Tesla'ya baktığınızda şimdi 4. çeyrek sonuçlar açıklayacak. Ciddi bir kar bekliyorum. Gelecek yıla ilgili çok büyük satış düşüşü koymuyorsa nispeten daha az düşer borsaya göre. Ve böyle bir durumda da çıkmak yerine e, dolar maliyet ortamını düşürecek şekilde alıma devam ederim. Yani stratejim benim. Bu haftayı bir görmek istiyorum ve bu hafta eğer merkez bankası tarafında yumuşama varsa ne güzel. Borsalar evet ya fiyatladık biz bu işi diyorsa ne güzel. Yoksa biraz daha düşüş ve acı bekleyebiliriz ve stratejim sakin kalmak. Çok riskli yatırımlarımı azaltmak, riskten de kastım gelişme göstermeyen ilerlemeyen sadece fiyat spekülasyonu olanlardan çıkmak. Gelişme gördüğüm ...gelecekte adaptasyon oranlarında... ...daha fazla şeyler gördüklerimde... ...devam ediyor olmak yatırımı Çünkü uzun vadede... ...onlar kazanıyor. Yani ben o zamanlar... ...yatırımcı değildim ama buna... ...bugünkü yaşananlara çok benzer bir şey... E, ...zamanında nokta .com balonda yaşandı. O dönemde e, sonunda nokta .com koyan... ...her şey insana delice yatırım yapıyorlardı. E, ama o şirketin aslında hiçbir ...karı mağarı yoktu. Sonra o kriz bir patladı. Mesela o dönemde Amazon bile... 90a yakın düştü. Fakat... ...kriz bittiğinde Amazon en hızlı geri çıkan oldu. Çünkü doğruyuza iş yapıyordu. Yani... Bu dönem işte biraz böyle gürültü patırtıyla doğrusu işin ayrılacağı bir yer. Çünkü artık o para bolluğuyla her yere saldıralım, her şeyi büyütelim yok. Yani muhtemelen artık bir maymun resmine NFT'lerde 3 milyon dolar veren insanların sayısı azalacak. Yani çoğu şu anda şişmiş fiyatlı pazarlarda daha derisk eden bir ortama doğru gidiyoruz. Bu iyidir ama bunu ben sağlıklı bulurum genelde. Çünkü böyle dönemlerden sonra o oralardan çıkan para ne yapacak? Kendine daha sağlam yerler alıyor olacak. Ve eğer o sağlam, büyümekte olan yerlerdeyseniz harika. Önce size gelmez büyümekte olan yerlere. Daha da sağlama gider. Coca-Cola hissesine gider. Niye? Çünkü o iyice sağlam McDonald's'a gider. Kriz döneminde çünkü insana daha ucuz hamburger yemek istiyor. Ama sonra e, oralardaki büyüme kısıtlı. Yani e, o büyüme kısıtlı olduğu için yine döner büyüme alanlara doğru gider. Bu ne kadar zamanda gerçekleşir? Valla onu kimse bilmiyor ama sonuç budur. Ben böyle bu dönemler o yüzden uzun vadeli yatırımcı olduğum için çok sevdiğim asetlerde yatırımı büyütme, daha etme küçüklerden, riskli gördüklerimden, emin olmadıklarımdan azaltma, küçülme. Çünkü artık bol para yok. Artık daha az riskle, daha doğru alana yönlenmek zamanı. Ben gelip o demin dediğim türden çok sabit firmalara yatırım yapmam. Onun yerine param bir süre ben kenarda tutarım. Ama dönerim yine büyümeye bakarım. Benim stratejim bu. Size de tavsiyem sakin kalmanız. Portföyünüzü şöyle bir gözden geçirip aşırı bir panik yapmadan uzun vadede faydalı olduğunu gördüklerinizi tutmak. Belki riskinizi, portföyünüzü biraz yönetmek iyi olabilir. Kenarda nakitiniz olsun diye. Ona bir şey diyemem. Ama uzun vadede e, iyi gördüklerinizi yatırıma devam. E, riskli gördüklerinizi biraz azaltma, trim etme ve biraz borsaları yakından izleme olabilir. Yakından izlemenin bir alternatifi şu. Kapatabilirsiniz telefonlarınızı, mobil aplikasyonu indirip e, silebilirsiniz. Ve böylece borsaları bir süre bakmazsınız ama o zaman bir, bir yılı göze alın. Bir yıl sonra bakacağım deyin ve gerçekten bunu yapabilecekseniz olur ama çoğumuzun bunu beceremeyeceğini düşündüğüm için size gerçekçi bir öneride bulmaya çalıştım. Umarım önerilerim hoşunuza gitmiştir. Unutmayın bir yatırım tavsiyesi değil sadece kendi stratejimi ve kendi gördüklerimi anlatıyorum. Siz iyice düşünün taşının kendi stratejisi ona göre çizin. Sevgiyle kalın hoşçakalın görüşmek üzere.